Peki yemek saklamak, istiflemek mesela? O başka bir mesele. O da beslenme bozukluğunun göstergesi mi? O pek yemekle mi? İlgili değil. Değil mi? Değil. O aç kalma korkusuyla ilgili. Hmm. Aç kalma korkusuyla ilgili. Eğer o insan fakir kalma korkusu, aç kalma korkusu yaşamışsa, evet, bunları yapar. Evet. Peki benim yine yakın arkadaşlarım var. İsim vermiyorum, tamam, merak etmeyin. Panik yok. Arkadaşlarımızdan bahsediyoruz. Var, etrafında evet. Var çünkü. Deli gibi spor yapıyor. Sabah atıyor kendisini oraya. 3 saat çıkmıyor mesela salondan. Eğer bu onun da yemek bozukluğunun mu ilişkisini gösteriyor? Söyleyeyim. Nedir? Başka bir bozukluk da olabilir çünkü. Öyle mi? Eğer bu kişi yemek spor yaparken, hı, aklında kilo vermek varsa, evet, bizim ya yani bizim bugünkü konumuzla ilgili. Aklında kalori... Kilo vermek için gidiyor ya tabii yani. Evet. Ama bunu şöyle söyleyeyim. Hemen tartıya çıkıyor. Üç sağlıklı olarak değil de diye. Dedim ya, aşırı meşgul olmak. Hmm. Eğer bununla ilgili aşırı meşgul oluyorsanız altta ciddi sıkıntılar var. Bakın akıl sağlığına kadar giden bir şey var. Ay ne diyorsun Ramazan? Öyle diyorum Esra'cığım. Spor yapmak yani bu kadar. Hayır değil. Diyorum. Bunu şu şekilde bu hale getirmek. Bu saydığımız maddeler varsa hepsi birden. Şu değil. Hale getirmek. Anoreksiye diye bir... Şimdi ona geçeceğim. Aslında 3 çeşit çok önemli yemek bozukluğu, evet, var. Bir tanesi anoreksiya, yani nevroza, anoreksiya nevroza denen. İzah edeceğim. İzah edeceksin. Peki hiç girmeyeyim oraya. Bir de bulimiya var. Bulimiya var. Bir de tıkanırcasına yemek var. Bozukluğu var. 3 çeşit çok söyleyeyim. Önemli yemek, evet, bozukluğu var. Yani bizim bir tanısal sistemimiz var. Yani, evet, psikolojide. Bunlar böyle tanılanmış. Bunlar belirgin görülen. Anoreksiya demek şu demek. İştahsızlık anlamına gelir. Kelime, hmm, olarak. Anoreksiya iştahsızlık. O insanlar yeme konusunda inanılmaz korkarlar. Yani gram gram yemeye çalışırlar. Aslında yeme bozukluğu gibi görünse de beden algısıyla ilgili algı bozukluğudur bu. Ne kadar zayıf olursa olsun hala kendi kilonu mu görüyor bunlar? Bravo. Danışanlarımdan örnek veriyorum. Lütfen. 1.70 boyunda 40 kilo. Aa, yok gibi. Kemikleri görünüyor. Oo, çok kötü. Peki kendisini ne kadar algılıyor biliyor musun? Nasıl? 55 kilo. Allah Allah. Algı bozukluğudur bu. Aslında ciddi psikolojik sıkıntılar yatıyor altında. Yatar. Peki hangi psikolojik sıkıntılar buna sebep oluyor? Şöyle söyleyeyim. Doğuştan gelen bazı yatkınlıklar olabilir, aileden gelen. Hı hı. Akıl sağlığı ile ilgili. Genetik faktörler. Genetik faktörler var. Bir de ebeveynin yaklaşımı, şöyle söyleyeyim, gözünüzü seveyim. Anne baba çocuğun fiziksel görünümüyle ilgilenmemeli fazla. Ne yapıyoruz? Hangi hataları yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Yani işin aile kısmına döndüğümüz, lütfen, zaman saçların, kaşların, gözlerin ay kilo aldı, ay kilo verdi. Çocukla o kadar uğraşıyoruz ki. Ha, çocukların kilolarını... O çok kadar uğraşıyoruz ki, gündeme getiriyoruz ki, olumlu olumsuz yönde çok fazla, hmm, fokuslanıyoruz, odaklanıyoruz. Peki çocuk ne hissediyor? Şunu hissediyor. Mükemmel olmalıyım. Yani bir eksiklik var diyor, değil mi? Beni, evet, beğenmiyorlar sıfır olursam, diyor herhalde. Evet, sıfır olursam, çok zayıf olursam ben annemin babamın gözünde çok iyi bir çocuk, mükemmel bir, hmm, çocuk olacağım düşüncesi var. Maalesef. Ne kadar zararlı. Bu dediğiniz yemekle ilgili konuların altında inanılmaz travmalar var. İnanılmaz sıkıntılar var. Çok hassas bir konu gerçekten. Evet. Ben de böyle bir konuya parmak. Çünkü bu memleketle ilgili çok önemli bir şey biliyor musunuz? Neslin sağlığı ile ilgili çok gerçekten önemli. Gerçekten öyle. Bulimiya'da yediğini çıkarma vardı. Bulimiya'da da şöyle. Bulimiya aşırı istah, yani iştah halidir. Böyle bir kelime normalden olarak, fazla mı yiyorlar? Bulimiya'da şöyle ataklar vardır. Aşırı iştah demek. Hmm. Bir dönem diyelim ki o iki saat boyunca tıkınırcasına yer. Oo. Saldırma modudur o. Ama hiç kilolu değiller. Yer yer ondan sonra çıkartırlar. Yoğun bir suçluluk ve pişmanlık, hmm, ve çıkartma vardır. Oo, çok kötü bir şey. Bunun kökeninde aile içinde büyük bir oranda çıkan aile içi travmaları var. Arkadaşımın maalesef kızı buna yakalandı, sonra düzelemedi. Kilo almaya çalışsa da başaramadı. Çünkü bu o biraz diyetle, yiyeceklerle olacak bozuyor. Bir şey değil. Peki, tıkanırcasına yemek bozukluğu var, üçüncüsü de. O da dürtülerle ilgili, özellikle bebeklik döneminde doyurulmamış duygularla ilgili ve duygusal yemelerin hastalık haline gelmiş halidir. Tıkanırcasına yemek, sürekli yemek. Çünkü ruhsal bir boşluğu doyurmaya çalışır kişi ama o ruhsal boşluklar yemeyle, içmeyle
Olmaz. Sevgi açlığımızı yiyerek doyuramayacağız belli ki. Nasıl doyuracağız onu konuşalım ama çok enteresan bir haber var elimizde. Neredeydi Buse bu genç çocuk? İngiltere'de 17 yaşında sürekli patates yemiş ve bir süre sonra görmemeye başlamış. Ve sağır olmuş. Yani bak hem kör hem sağır oluyor. Sadece sürekli patates yediği için. Çok enteresan değil mi? Beden bu kadar demek ki tepki veriyor yani. Şimdi bizim, aşırı uçlarda tepki veriyor. Tabii doğamıza uygun olan bazı... Yediklerimiz çok önemli. Çok önemli. Çünkü dünyaya geldiğimiz zaman ilk yaptığımız şey ne? Yemek. Yemek. Çok 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 annesine ver ya böyle. Tabii doğru. Yemekle başlıyor hayat. Yani bir gıda ile başlıyor. Tek gıda rejimleri ama böyle çok sağlıksız. Çünkü bizim bünyemizin doğada bu şekilde biz... Evrildik. Bu şekilde yaratıldık. Yani protein de almamız lazım. Yağlardan beslenmemiz lazım. Ve sağlıklı karbonhidratlar almamız lazım. Bu dengeyi tutturamazsanız gider denge. Duygusal açlık dedin. Duygusal açlık neden meydana gelir ve nasıl doyurulur Ramazancığım? Duygusal açlığın kökeninde bir anne ile sağlıklı bir emzirme süreci vardır. Hı hı. Eğer bu emzirme süreci sağlıklı bir şekilde yürümezse, aile içi sıkıntılar varsa, anne çok stresliyse, duygusal yeme bozukluğunun ilk zemini atılmış olur. Bebeklikten başlıyor. Bebeklikten başlıyor. O yüzden 2 yaşına kadar hanımların çalışması taraftarı değilim. Buradan yetkililerimize seslenerek diyorum ki, mesela ben Aile Sağlığı ve Bakanlığı'nda olsam ilk yapacağım şeylerden birisi doğum izni, süt iznini uzatmaktır. Neslimiz için çok önemli. Anne ile bebeğin birlikte anneyle, çok vakit geçirmesi lazım. 6. ayında çalışmaya giden bir annenin güvenli bağı olmaz. Yani bunun için çalışmalar var biliyorum. Ve ilerleyen zamanlarda kesinlikle olacağına inanıyorum. Peki bu sıkıntılı durum kortizon seviyesini mi arttırıyor? O yüzden mi kiloya dönüşüyor? Stresi artırır. Stresi artırır. Kortizon... O bile tabii ki. O stres hormonu dediğimiz hormon, kortizon hormonu. Stres anında bu hormon artar. Kendisi de kilo yapar onu. Bu hal bile size kilo yapabilir genellikle. Bazı insanlarda da aşırı zayıflığa neden olabilir. Peki nasıl doyuracağız? Yani işte 2 yaşına kadar emzirmemiş annemiz. Hemen mama vermeye başlamış. Gelmişiz 20 yaşına, 30 yaşına, 40 yaşına. Şimdi geriye dönemeyeceğimize göre hayır, bitmez. Nasıl kapatacağız? Çocuk ölene kadar. Peki o açlığı doyurmayacak mıyız biz bu yaşlarda? Çocuk ölene kadar. Anneyle ve babayla barışmak için bekler. Çok enteresan. Ölene kadar bekler. Eğer annesiyle ve babasıyla o sağlıklı ilişkiyi kurduğumuz zaman ilk adım atmış oluruz biz zaten. Tabii. Kaç yaşında olursak olalım, anne ve babayla bir problemimiz varsa onu çözmemiz gerekiyor. Eğer sizin tıkınmayla ilgili, yani şöyle söyleyeyim, tıpta öyle geçer. Yani aşırı hızlı yemek yeme olayı var ya. Evet. Şöyle göstereyim. Teşekkür ederim, pekçim benim. Evet. Şimdi bunun masa olduğunu düşünelim. Tamam. Ya, kusura bakmayın, ben bunu arkaya alacağım, daha iyi görünecek öyle çünkü. Mi? Peki, evet. Tamam. Ben masadayım. Evet. Oturuyorum ve önümde yemek var. Tabii. Eğer şu sırtıma dikkat eder misiniz? Omurgamın evet. Duruşuna. Evet. Eğer bu şekilde yerseniz kesinlikle daha az yersiniz. Tabii mesafe uzun. Hayır, dik durmayla alakalı. Eğilip yersen daha uzun. Dik durmayla alakalı. Öyle mi? Tabii. Ne katıyor ki bu söyleyeceğim. Dik durmak? Enteresan. Bir de şu şekilde yemek var. Evet. Sırtımı gördünüz mü? Evet. Bu bizim hayvansı modumuzdur. Aa. Ya. Ya. Ormanda. İnsan gibi yediyorsun yani. Söyleyeceğim. Bu bizim ormanda. Evet. Bir yemek bulduğumuz zaman saldırma modumuzdur. Vallahi şu öyle mod. Doğru bakın, söylüyor. Gerçekten doğru. Bu moda doğru, girdiğiniz zaman saldırma moduna geçersiniz. Doğru, evet. Eğer şu şekilde, bu şekilde kontrol sizdedir. Evet. O moda geçmezsiniz. Mesafeyle ilgili değil. Bak sana bir şey söyleyeyim. Birçok kişi bana katılacak. Dışarıda yemek yediğimizde doymuyoruz biz. Çünkü? Evde yediğimizde doyuyoruz. Çünkü dışarıda böyle dik çatal bıçak böyle yavaş yavaş kibar kibar yiyince doymuyoruz. Ama eve gelince saldırı yapıyoruz ve... Saldırma evet, moduna geçiyoruz. Aynen öyle, fazla doyuyoruz. O bizim işte dediniz ya, insan ve bizim o hayvansı tarafımız var ya, özür dileyerek söylüyorum. Öyle bir tarafımız var ya, canlı anlamında, memeli evet, anlamında söylüyorum. Evet. O modumuz devreye giriyor. Ormanda saldırma moduna geçiyoruz biz. Evet, böyle doğru. Durduğunuz zaman
dik, kontrolsiz de olur.